Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videomuzda Sauron'un operasyon grubuyla has elemanlarıyla ilgili bazı şeyler konuşacağız. Nazgul nedir? Ne yapara bakacağız? Neydiler, ne oldular? Gibi birkaç noktaya değineceğimiz bir videodayız şu an. Kara Lisan'da Nazgul olarak çağrılan bu hizmetkarlar Sauron'un zamanı geldiğinde pis işlerini gönüllü olarak yapan bir grup. İsimlerini kara lisandaki o iki kelimenin bir ara gelmesiyle kazanıyorlar. Orada Nazg dediğimiz yüzük, Gul dediğimiz bölümde hayalete denk geliyor ve Nazgul ortaya çıkıyor. Kendilerini kara süvariler, dokuzlar, düşmüş krallar, yüzük tayfları gibi birçok isimle de çağırabiliyoruz. Her şey Celebrimbor'un Eregion'da 19 yüzük dövmesiyle başlıyor. Eregion 2. çağın 750. yılında Celebrimbor ve Galadriel'in yönettiği bir Noldor elfleri diyarı, Moria'nın batı kapısına yakın kurulmuş bir bölge ve bu bölgede belki de orta dünyada cücelerle elfler rahat rahat, hiç rahatsız edilmeden, gerilmeden ticaret yapabiliyorlar ve bu konuda orta dünyada tek bu bölge. Buradaki asıl hikaye tabii Sauron'un yine Celebrimbor'da görüntüsüyle kandırıp yanaşması ve onu işte bir şekilde bu Eregion'un kasalarında sakladığı yüzükleri ele geçirmesiyle başlıyor hikayemiz. Ya da en azından Nazgul hikayemiz. Bu dövülen yüzüklerden 9 tanesi insan krallarına veriliyor ki bunların içinde 3 Numenor, bir de Easterling yöneticisi var, kesin bilgi. Ama asıl sorun tabii yüzüklerin verilmesiyle başlanmıyor. Bu 9 karakter yüzükleri güç, şöhret, zenginlik kazanmak, hırslarını doyurmak için kullanmaya başladıkça o değişim de başlıyor ve yavaş yavaş oldukları şeyden Sauron'un hizmetçileri haline geliyorlar. Bu yüzük kullanan kişileri, kullanıcılarını belli güçler veriyor, belli başarılar veriyor ama aynı zamanda da kendilerini tamamen Sauron'a bağlı hale getiriyor. Hatta öyle bir noktaya geliyorlar ki Sauron'un gücü yükseldikçe onlar kuvvetleniyorlar. Sauron'un gücü düştükçe onlar da onunla beraber zayıflamaya başlıyorlar. Bu 9 karakterden sadece ikisi Tolkien tarafından isimlendirilmiştir. Bunlardan biri Angmar'ın cadı kralıdır. Diğeri de Camul olarak bilinen bir Easterling yöneticisidir. Nazgullerin popülaritesinin artması ise 2. çağın 2251. yılında olur ve artık Sauron'un asıl işlerini yapan hizmetkarlar pozisyonunu alırlar. Ve 2. çağda olan o bildiğimiz büyük savaş sonunda 3434. yılını gösterirken Orta Dünya takvimi Sauron'un düşmesiyle beraber fiziksel yapılarını da kaybediyor hizmetkarları. Bu noktadan 3. çağın 1301. yılına geliyoruz ve orada Sauron tekrar fiziksel gücünü veya gücünü toplamaya başladığında Orta Dünya sahnesine tekrar giriyor Nazgul grubu. Yine tam bu döneme denk gelen bir olay, cadı kral Angmar'a yerleşiyor. Sauron'un kuvvetlenmesiyle beraber o da kuvvetlenmeye başlıyor tabii ki. Ve o sırada 3 krallığa bölünmüş olan Arnor krallığına saldırmaya başlıyor. 3 krallıktan önce Rudaur ne yazık ki yok ediliyor. Daha sonra 1356. yılda Arthedain krallığına saldırıyor. Krallığın başındaki 1. Argelek bu savaşlar sırasında ölüyor ama krallık yıkılmıyor ve bütünlüğünü korumaya devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi serisinden bildiğimiz Amon Sulle tam bu savaşlar sırasında o gözetleme kalesi yerle bir ediliyor. 3. Şah'ın 1974. yılında da Arnor'un krallıklarının hepsi yıkılmış oluyor. Bu olaydan tam bir yıl sonra Gondor'un 33. kralı Eärnur aslında Arnor krallığına yardım etmeye geliyor ama geç kalınca cadı kralla savaşa girer. Fornos savaşında cadı kralı mağlup etmeyi başarır.
Angmar'ı yerle bir eder ve cadı kral çaresiz bir şekilde Mordor'a kaçar. Sauron, Angmar'ın yok edilmesi ve cadı kralın Mordor'a kaçmasına rağmen bu gelişen olaylar serisini büyük bir başarı olarak düşünür ve herhangi bir tepki göstermez. Üçüncü çağın 2000. yılında Yüzük Tayfları Minas Ithil'i ele geçirir ve o parlak şehir artık farklı parlamaya başlayarak Minas Morgul adını alır. Üçüncü çağın 2942. yılında Sauron artık fiziksel varlığını herkese ilan eder. 2951. yılda ise artık fiziksel varlığı kendisini tamamlamıştır. Tam bu tarihte 3 tane yüzük tayfını Mirkwood'daki kalesi Dol Guldur'a gönderir. Bu üçlünün yönetici karakteri ise ikinci en kuvvetli yüzük tayfı olan Camul'dur. Bu siyahlara bürünmüş grubun sonu Pelennor Çayırları Savaşı'nda Cadı Kral'ın düşmesiyle başlar. O Eowyn ve Meriadoc Brandybuck'ın onu öldürmeleriyle çözülme başlar. Daha sonra Kara Kapılar Savaşı'na kadar Camul bu gruba yöneticilik yapar. Onlar da orada yüzüğün yok edilmesiyle beraber Kıyamet Dağı'nın alevleri arasında yok olurlar. Biraz da genel özelliklere bakalım istiyorum. Zırh olarak gümüş, örme, hırka, yelek tadında zırhlar giyiyorlar. Silah tercihleri kılıç ve bıçak. Ancak asıl silahları sesleri. Onları duyan ölümlerin kalbine bir korku hakim oluyor. Ruh haliniz tamamen böyle karamsar, bitik bir hal alıyor. Sizi tabiri caizse konuşarak bitiriyorlar aslında. Ayrıca duyma ve koku algıları, yetenekleri oldukça gelişmiş durumda. Devamlı yüzüğün etkisi altındalar. Aslında bir acı çekme durumu da var. Onun o gücünü hep hissediyorlar üstlerinde. Ve devamlı onun o varlığı onların ruhun içindeki yerini koruyor. Özellikle takan biri olursa da o anda nerede nasılla bakmadan oraya doğru yönlenmeleri ünlüler. Siyah nefes olarak adlandırılan bir auraları var. Yaklaştıkları canlıyı rahatsız eden bir aura bu. O karşı taraftaki kişinin ruhsal rahatlığını oldukça kısıtlayan ve onu bir belirsizliğe iten bir güç, enerji. Artık nasıl adlandırırsanız bu özellik. Şimdi zayıflıklarına geçmeden hemen burada şey belirtmek gerekiyor. Belli bir nokta için zırh giyiyorlar dedik ama zırhı bir zarar geleceği için giymiyor. Mesela cadı kral, Angmar'ın cadı kralına vuran silahların parçalandığı söyleniyor. O yüzden aslında çok ciddi bir zırh korumasına da ihtiyacı yok. Evet, zayıflıkları nedir? Gün ışığından hoşlanmıyorlar. Tek istisna Angmar'ın cadı kralı. Özellikle Camul'ün güneş ışığından nefret ettiği ve korktuğu net bilinen bir gerçek. Burada yine cadı kralımız istisna olmak üzere sudan korkuyorlar. Ateşten hepsi rahatsız oluyor. Ve ateş onlara, onların belki de ruhlarının kalan bölümüne ciddi bir korku yayıyor. Ve orta dünyada onlarla birebir kapışabilen çok az sayıda karakter var. Belki bir korku olarak da bunu sayabiliriz. Çünkü o grubu içinde Aragorn, Gandalf, Glorfindel gibi isimler var. Binekleri ilginç de bir noktada, onu da söylemek lazım.
Yüzük Savaşları'nda Rohan'dan çaldıkları atlarla görüyoruz onları. Ancak bu atlar Brunien Kalesi yakınlarındaki o kapışmada biliyorsunuz sulara sellere kapılıyor ve orada atları kaybediyorlar. Ama üzülmeye gerek yok çünkü geri dönüşte Sauron bu özel operasyon grubuna Fel Beast'lerini veriyor ki artık uçabilen binekleri olsun. Cadı Kral Nazgûl'lerin lordu veya Siyah Kaptan olarak biliniyor. Tolkien tarafından tek bir Nazgûl'e isim veriliyor, Camul. O da grubun 2 numaralı elemanı. Hatta bu karakter Orta Dünya kurgusunu hazırlarken o ilk taslaklarda Camul'u Lorien'e devamlı saldıran bir karakter olarak hazırlıyor. Daha sonrasında Mirkwood'a saldırmaya başlıyor Camul. Uzun bir savaş, büyük yıkım ve ateş olarak anılan bir kapışmada veya bir savaşta Tranduil ile mağlup oluyor. Üçüncü çağda Dol Guldur'un yöneticisi ve Sauron'un teğmeni pozisyonundadır. Angmar'ın cadı kralı düştükten sonra çok kısa bir süre için karalar giymiş olan grubun liderliğini yapmıştır ama o da Kara Kapılar Savaşı'nda diğerleriyle beraber yok olmaktan kurtulamamıştır. Orta Dünya'da adı 2. Çağ'ın 2251. yılı geldiği zaman ilk kez anılıyor. Pelennor çayırlarında Angmar'ın Cadı Kralı gelene kadar grup halinde savaşıyor ama daha sonrasında Cadı Kral onlara Mordor'a geri dönmelerini söylüyor ve o dakika Pelennor çayırları savaşının dışında kalmış oluyorlar. Ama Siyah Kapılar Savaşı'nda yönetim kendisinde. Film üçlemelerine baktığımızda Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde kendisini efsane karakter Andy Serkis seslendiriyor. Seslendiriyor derken buradan anlamışızdır. Çiftçi Maggot'a Shire ve Baggins diye soran karakter Camul. Daha sonra Frodo'nun yolda durmayalım deyip o ağaç köküne saklandıkları sahnede de o gelip Merry'nin attığı sebze çantasıyla dikkati dağılan ve o yüzden hobbitleri bulamayan Nazgûl de gene Camul. Ve daha sonrasında Hobbit üçlemesine geliyoruz. Burada o beyaz konsül grubuyla savaşan Sauron ve kadrosunda doğal olarak yer alıyor. Kaganat diye çağrılan bir Easterling zırhıyla görüyoruz orada ki bunun biliyorsunuz Weta Workshop tarafından çıkartılmış bir de geniş boynuzlu bir kaskı var. Bende herhangi bir Camul ürünü olmadığı için bu grupla beraber anlatıp geçmek istedim. Cadı Kralı ayrı kendisine uygun şekilde 3-4 video elbette ki ayıracağız. Evet, Orta Dünya'nın karanlık lordlarını tanıdık. Daha doğrusu bize verildiği kadarını öğrendik veya duyduk diyelim. Sadece 2 tanesi isimlendirilmiş, adlandırılmış karakterler. Aslında geri kalan 7'liyi oyun dünyasında gerek role playing, gerek işte bilgisayar, gerekse hani o board game tadındaki yerlerde veya kart oyunlarında isimleriyle görüyoruz ama bunların tamamı üfürmez isimler. Sonrasında oyunlarda birer karakter olabilsinler diye verilmiş isimler. Tolkien hikayesi sırasında sadece 2 tanesini ki bunlardan sadece biri gerçekten bir isim, diğeri de Angmar'ın Cadı Kralı şeklinde bir kurgu. Bunun dışında öyle çok net verilen bir isim veya bir çağrılma şekli yok. Sadece hırslarına kurban gitmiş 9 tane kraldan bahsediyoruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmiş, umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizimle kalın. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum.